Sarnıçlar utangaç, gececi, zıpır ve acayip zeki hayvanlardır. Oldukça tatlı oldukları da aşikar. Ancak kendilerinden büyük hayvanları bile öldürebilme kapasitesine sahip yırtıcı hayvanlar olduklarını da unutmamalıyız. Daha önce bir sarnıçlara iş üstündeyken tanık olmuş muydunuz? Sarnıçlar ve gelincikler kuzen sayılırlar. Bu yüzden davranış ve avlanma biçimi olarak birbirleriyle önemli benzerlik gösterirler. Eğer bu iki kuzeni iş üstünde görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü bugün sizler için gelincik ve sarnıçların adeta delirdiği anları derledik. Abone olup zile bastıysak başlıyoruz. Sarnıçlar ve tavşan. Kanada ormanlarında yaşayan dikkatli ve gelincimsi bir tür olan ağaç sarnıçlarıyla başlayalım. Bu hayvan kürkünden ötürü Kanadalı avcılar tarafından çokça rağbet görüyor. Bu yüzden vahşi doğada hayatta kalması bir o kadar daha zorlaşıyor. Karda avlanma konusunda oldukça gelişmiştir. Ne de olsa kışların uzun ve sert geçtiği bir ülkede yaşıyorlar. Bu görüntülerde bir ağaç sarnıcının yoğun kar tabakası üzerinde bir tavşanı nasıl da avladığı görülebiliyor. Tavşan devamlı olarak kaçma girişiminde bulunsa da sarnıçlar bunu hiç kolay bir hale getirmiyor. Tavşan en sonunda sarnıçların kıskacından kurtulmayı başarıyor ve iki farklı yönlere koşuyor. Tavşan bir süre sonra sarnıçlarla karşılaştığı yere dönüyor. Bir de ne görsün, sarnıçlar onu beklemiş. Bekler tabii. Tavşan niye geri döndüyse artık. Sarnıçlar tavşanı gördüğü an üstüne zıplıyor ve onu boğarak öldürmeye çalışıyor. Artık yorulmuş olan tavşan en az kendisi kadar tatlı olan bu sarnıçlardan bu sefer kurtulamıyor. Soğuk bir kış günü daha, bir sarnıçların bir yaban tavşanını karlı yolda yaklaşık 10 dakika boyunca kovaladığı görülüyor. Sarnıçlar tavşanı yakalıyor ve en iyi yaptığı şeyi yapıyor. Onu öldürüyor. Kampa giden insanların kamerasına yansıyan bu görüntülerde ise bir sarnıçların bir tavşanla kamp alanı etrafında nasıl da kovalamaca oynadığı görülüyor. Tavşan kaçıyor, sarnıçlar kovalıyor. Bizim sarnıçlar tavşanı yakalamaya kararlı. Yakalıyor da. Yakalıyor ve onu boğuyor. Yolda gerçekleşen en heyecanlı kovalamacılardan bir tanesine tanık oluyoruz. Aksiyon filmlerini aratmayacak cinsten. Filmlerde nasıl oluyor orasını bilemeyeceğiz ama bu sefer sarnıçlar tavşanı yakalıyor. İki hayvan birbirini karlı bir ormanda kovaladığında olay nasıl biter diye merak ediyorsanız sizin de peşlerinden koşmanız gerekecek. Hadi geçelim. Sarnıçlar ve maymun. Vücut uzunluğunun yarısını kuyruğunun oluşturduğu sarı boyunlu sarnıçlar, Batı Yarımküre'nin en büyük sarnıçlar türlerinden bir tanesidir. Hayvanın kürkündeki siyah, kahverengi, altın rengi ve beyaz tonlarının ona çarpıcı bir görüntü kattığı aşikar. Hayvanın rengi arkalarına doğru kararıyor. Karanlık olan sadece rengi değil tabii. Avlanma yeteneklerini ortaya koyarken izlediğimizde bizim de içimiz kararıyor. Mesela ekranlarınızdaki arkadaşımız bugün kendisine kurban olarak yaralı bir maymunu seçmiş. Maymun yaralı olduğundan dolayı ne koşup gidebiliyor ne de bir ağaca çıkabiliyor. Bir şekilde kendini korumaktan başka çaresi yok. Sarnıçlar langurlardan küçük olsalar bile bu maymunun sarnıçlardan kaçmasının imkanı yok. Sahne ışıkları sarnıçların üstünde ve sarnıçlar her tur sahip olduğu tüm kabiliyetleri ortaya koymaktan geri durmuyor. Bu langur sarı boyunlu bir sarnıçların saldırısına uğrayalı biraz olmuş. Şimdi ise orada muhtemelen yaralı bir şekilde oturuyor. Sarnıçlar bölgede dolanıyor ve maymuna dik dik bakıyor. Maymunla yeniden bir dalaşma gibi bir niyeti yok. Corbett Ulusal Parkı'nda safariye çıkan insanlar daha önce hiç görmedikleri bir olaya tanık oldu. Yoldan geçerlerken iki sarı boğazlı sarnıçların bir şebek maymununa çullandığını fark ettiler. Maymun çoktan ölmüş ve sarnıçların tabağına geçmiş gibi duruyordu. Sarı boğazlı sarnıçların dünya genelinde yaşadığı pek çok alan vardır. Ve doğal olarak avcıları konumunda pek de hayvan olmaması yaşadıkları bölgelerde rahatlıkla kol gezdikleri anlamına geliyor. Biz insanlar için ise bu hayvanların neslinin tükenmesi gibi bir sıkıntı yok. En azından şimdilik. Burada bir sarı boğazlıya karşı mücadele veren maymunun kendini savunmak için hiçbir şey yapamadığına şahit oluyoruz. Ayrıca sırtından ciddi bir şekilde yaralandığı görülüyor. Sarnıçlar ve kuş. Bir sarnıçlar bir kara tavuk yuvasına denk gelirse saldırır. Net. Buradaki anne kara tavuk yavrularının bekasından sorumlu. Ama yine de gece vakti birkaç dakikalığına da olsa yuvayı boş bırakması gerekiyor. Annenin gittiğini gören sarnıçlar kafasını yuvadaki boşluktan içeri sokuyor ve başıboş yavruları bir bir yemeye başlıyor. Ta ki yuvada hiç yavru kalmayana dek. Devamındaysa kara tavuğun yuvasına döndüğü ve yuvayı bomboş bir halde bulduğu görülüyor. Yuvayı çok yanlış zamanda boş bıraktı desenize. Buradaki kerkenez ve dört yavrusu sakin bir akşam geçiriyor. Birazdan başlarına geleceklerin farkında değiller tabii. Sarnıçlar işe başlıyor. Yuvaya dalıyor ve anne kerkenezin üstüne zıplayarak onu boğuyor. Sarnıçların avlarını boğarak öldürmeyi sıkça tercih ettikleri aşikar ama sarnıçlar yuvayı terk ettiğinde anne kerkenezin henüz ölmediği görülüyor.
Yavrular da orada. Sarnısar tekrar geldiğinde ise hiç vakit kaybetmeden yavruları bir bir yuvadan almaya başlıyor. Son olarak anne kerkenez öldü mü diye kontrol ederken kalan yavruları toplamaya devam ediyor. Sonra anneyi de alıp oradan ayrılıyor. Bu ağaç sarnısarı ise şans eseri yuvasında bir kuşa rastlıyor. Fırsat sarnısarının ayağına bir kere girir düşüncesiyle kuşu oracıkta yiyip bitiriyor. Kuş küçük olsa da sarnısarının ihtiyaçlarını harikulade bir şekilde karşılıyor gibi. Bir sarnısar daha geliyor ve kuştan o da yemek istiyor ama bizim sarnısarın paylaşmaya niyeti yok. Sarnısar ve Çakır Doğan. Sarnısar listemizde şimdiye dek hep avcı konumundaydı. Gelin bir de sarnısarın av konumunda olduğu bu görüntülere bir bakalım. Buradaki Amerika sarnısarı av, Kuzey Çakır Doğan'ı ise avcı. Araştırmacılar bölgeye kameralar yerleştirmiş ki belirli hayvanları ayırt edici göğüs ve boğaz desenlerine bakarak saptayabilsinler. Bizim sarnısar yeme gelmiş gibi duruyor. Kamera ise kayıt halinde. Ama yem sadece sarnısarın dikkatini çekmiyor tabii. Bir Çakır Doğan da orada lezzetli bir şeyler olduğunun farkında ve kendi payını almak için mekana giriş yapıyor. Bizim deli sarnısarın yemi Çakır Doğan'a teslim edecek hali yok tabii. Savaşmaya hazır. Çakır Doğan ayaklarını yere koyduğu an bizim sarnısar ona doğru fırlıyor ve Çakır Doğan kaçıyor. Çakır Doğan tam da ormanların sefiri olacaktı ki yemi de sarnısarı da avucundan kaçırdı. Bu vadinin farklı kuralları var demek ki. Uzmanlar Çakır Doğan döner belki diye ölü bir sincabın yakınlarına bu kamerayı yerleştiriyor. Çakır Doğan sahiden de dönüyor. Sarnısar ancak 15 dakika sonra ortaya çıkıyor. Biraz uzun sürse de yemi yiyen yine sarnısar ve bir tilki oluyor. Ağaç sarnısarı ve sincap. Bu fotoğrafta bir sarnısarın ağzına sincabı almış koştuğu görülüyor. Hayvanın neredeyse kendi kadar olan bir avı ağzına alıp da bu hızda koştuğunu görmek ilginç. Yellowstone Ulusal Parkı'nı kış vakti ziyaret eden insanlar ağaçta bir sarnısarla kovalamaca oynayan bu sincabı görünce epey şaşırıyor. Bu kovalamaca tam 45 dakika sürüyor. İzleyiciler ise nefeslerini tutmuş halde olan biteni izliyor. Sarnısar atik olsa da sincabın, sarnısarın kafasını karıştırmak gibi bir taktik uyguladığını görüyoruz. Başları nasıl dönmüyor şaşırdık. Kaç tur döndüler ya? Sincabın hayatta kalma çabası takdire şayan. Videoyu çekenlerin dediğine göre öyle de oluyor. Sincap kaçıyor ve sarnısar eve eli boş dönüyor. Bir kere de sincaplar kazansın zaten be kardeşim. Burada bir ağaç sarnısarının ağaç kabuğuna yuva yapan bir sincabın yavrusunu çalmaya çalıştığını görüyoruz. Yavru sincap kendisini sarnısarının saldırısına karşı korumayı başaramıyor çünkü anne babası yakınlarda değil. Vahşi doğada bir başına bırakılan yavruların başına iyi şeyler gelmediği belli. Hoş öyle ya, yetişkinler orada olsaydı da pek bir şey fark etmezdi diye düşünüyoruz. Önceki görüntülerde sarnısarın yetişkin sincaplarla nasıl başa çıktığını gördük. Ağaçtan ağaca zıplayan diğer bir sarnısarın gözünü sincap kanı bürümüş halde. Sincaplar, yırtıcılardan paçayı kurtarmak için tüm becerilerini kullanacaklardır. Sincapları yakalamak kolay olmasa da, sarnısara yakalanan sincabın hayatta kalması da pek kolay olmayacaktır. Bu videoda da sincabın nihayetinde sarnısar tarafından öldürüldüğünü görüyoruz. Bu görüntülere diyecek pek bir söz yok. Sadist bir birey, sarnısarın nasıl davranacağını gözlemlemek için bir sincabı öldürmüş ve ağacın dalına çivilemiş. Sarnısar geliyor, sincabı alamayınca da gidiyor. Geçelim. Gelincik ve Marmot. Kamerayı tutan ablamız çoluğu çocuğu almış ve dağlara kamp yapmaya gitmiş. Kampa giderken ne görmeyi bekliyorlardı bilemiyoruz ancak kamp alanlarına kadar bir marmotu kovalayan bir gelincik görmek epey heyecanlı olmuş olmalı. Gelincik öldürücü hamleyi yapmadan önce ikili sadece oyun oynuyor gibiydi. Kovalamacayla başlayan bu kavga gelinciğin marmotun üstüne çıkmasıyla son buluyor. Marmot karşılık vermeye çalışsa da gelincik daha güçlü. Ne karşılık verebiliyor ne kurtulup kaçabiliyor. Marmot gelincikten daha büyük. Ama bu gelincik'in zerre umurunda değil gibi. Gelincik ve kertenkele ve misk faresi. Bu görüntülerde gelincik'in Elagria türü bir kertenkeleyi kovaladığı görülüyor. Kovalamaca ikili çalıların oraya geldiğinde bitiyor. Mevzuysa gelincik'in kertenkeleyi öldürmesiyle sonlanıyor. Bu hayvanların en şaşırtıcı yanı avlanırken de kaçıyorken de kendilerini deli deli yapıyor olmaları. Bir gelincik ile bir misk faresi arasında dönen bu karşılaşmaya bakalım. Suda dönen bu kavgadan sadece tek kişi sağ çıkacak. Kim kazanacak dersiniz? Yaşamla ölüm arasındaki ince çizgiyi belirleyen bu mücadele gelincik lehinde sonuçlanıyor. Başka türlüsünü beklemezdik zaten. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.